Pocoyo'nun minik arkadaşı. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bu yerdeki de ne Pocoyo? Bilmiyorsun. Ne olduğunu Pocoyo'ya siz söyler misiniz? O bir tırtıl. Bulduğu şey bir tırtıl. Bu bir tırtıl. Bakın Ellie geliyor. Ah, dikkat et. İyi ki araya girdin Pocoyo. Anlaşılan küçük arkadaşınla birinin ilgilenmesi gerek. Minik tırtılın ilgisini çekti. Bakın, tırtıllar yemeği çok sever. Aa, Pato'nun önünde ne güzel bir pasta var. Hey, nereye gitti? Bu tırtıl çok da iştahlıymış. Şimdi sırada ne var Pocoyo? Masa mı? Tırtılın onu yiyeceğini sanmam. Yedi. Gerçekten çok açmış değil mi? Kitaplara da çok düşkünmüş. Kusura bakmayın Pato, Ellie ama Pocoyo'nun minik arkadaşı doymak nedir bilmiyorum. Anlaşılan minik arkadaşın buradaymış. Tırtıl mı? Biliyorsun Pocoyo, bunca şeyi yiyen tırtıl arkadaşın değişim geçiriyor. Evet, kendisi için bir koza hazırladı. Koza mı? Evet, koza denen şey içinde dinlenebileceği büyüklükte bir tür uyku tulumu. Öyle bir şey görüyor musun Pocoyo? Evet Pocoyo, arkadaşın içinde. Teşekkürler Doktor Pato. Minik arkadaşın kozadan çıktığı zaman Pocoyo... Şöyle söyleyeyim, geçirdiği değişim seni epey şaşırtacak.
Ha? Ah, o da neydi? Ah, galiba Pocoyo'nun arkadaşını görüyoruz. Pocoyo'nun minik arkadaşının neye dönüştüğünü siz söyler misiniz? Kelebi! Güzel bir kelebi! Evet, o minik tırtıl neye dönüştü? Bir kelebeğe. Evet Pocoyo, arkadaşın bir değişime uğradı. Aa, kelebekler de acıkmaz mı? Evet Pocoyo, arkadaşın değişim geçirdi ama iştahı hala eskisi gibi. Senin de hala iyi arkadaşın. Aferin sana Pocoyo. Görüşmek üzere. Dağlık misafir. O neydi öyle? İşte yine geçiyorlar. Bu ikisinin kim olduklarını söyleyebilir misiniz? Pocoyo ve yavru kuş. Haklısınız. Merhaba Pocoyo. Merhaba yavru kuş. Merhaba. Evet, bugün ne yapmayı düşünüyorsun Pocoyo? Pato. Pato mu? Aa, evet. Pato tahtalarıyla oynuyor. Hadi, oynayalım. Güzel, çok eğlenceli değil mi? Sanırım ortalığı biraz toplamanın vakti geldi. Nereye gittiler? Bir yanlışlık olmalı. Bu dağınıklığı toplarken seni tek başına bırakmayacaklarından emin. Aa, bizim tırtıl yapkozunu bitiriyor. Çok güzel. Oynayalım. Ah canlı, bu bir işe yaramaz değil mi? Ellie ile bebeği pikniğe gidiyorlar. Güzel Eli, leziz bisküviler. Eli gidip biraz daha getirecekmiş. Ne kadar lezzetli görünüyorlar. Dağınıklık böyle. Hoşça kal. Pocoyo, arkadaşlarının sana çok kızgın olduğunun farkındasındır herhalde, değil mi? Pato! Gördün mü? Peki sebebinin ne olduğuna dair bir fikrin var mı? Minik tırtıl da sana kızmış Pocoyo. Eli.
arkadaşlarının neden ona kızgın olduğunu Pocoyo'ya söyler misiniz? Çok dağınık, dağıtıp duruyor. Doğru söylüyorlar. Dağınıksın. Pato'nun tahtalarını düşün. Elinin pikniğini. Ve tabii tırtılın yapbozunu. Belki özür dilemelisin. Pato, Ellie, minik tırtıl. Size bir şey söylemek isteyen biri var. Özür dilerim. Pocoyo'nun arkadaşlarından özür dilemesine yardım eder misiniz? Bir, iki, üç... Özür dilerim. Bence ona bir şans daha vermeliyiz, değil mi? Bitti. Çok güzel. Ama Pocoyo onu ne? Hiç anlamadım. Bu çok garip. Acaba ne yapmayı düşünüyor? Aa, anladım. Pocoyo onu senin için çerçevelemiş. Harika bir şey. Aferin sana Pocoyo. Aferin size arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yavru kuş can sıkıyor. Merhaba yavru kuş. Ve merhaba Pocoyo. Merhaba. Vay, şuna bakın. Hadi alkışlayalım. Ne dedin yavru kuş? Bunun şimdiye kadar hayatında gördüğün en iyi top sektirme olduğunu mu söyledin? Bu güzel bir iltifat. Bunun şimdiye kadar gördüğün en harika yapı olduğunu mu söyledin? Tabii güzel bir duvar ama Mısır'daki piramitlerden daha mı iyi? Sen öyle diyorsan öyledir yavru kuş. Ne oldu? Anlaşılan yavru kuş çiziminin özel bir şey olduğunu düşünüyor Pocoyo. Evet, tabii bu bir sanat. Mona Lisa'dan daha mı iyi? Peki. O da ne? Kırmızı bir halı mı? Vay canına. Anlaşılan yavru kuşun kahramanına da bu yakışır. Yaşasın. Merhaba Pato. Yavru kuş senin yeterince oynadığını söylüyor Pato. Artık sıra onda. İşte bu eğlenceli. Yavru kuş Pocoyo'yu sallamanın kendi işi olduğunu söylüyor Eli.
Pocoyo yorgun olduğunu söylüyor yavru kuş. Seninle sonra oynayacak. Merhaba. Biriniz yavru kuşa Pocoyo'yu neyin ya da kimin rahatsız ettiğini söyleyebilir misiniz? Yavru kuş. Yavru kuşa gitmesini söylemiştin. Onu yeniden görmeyi gerçekten istiyor musun? Bu teleskoptan bakman gerekiyor. Üzgün. Biriniz Pocoyo'ya yavru kuşun neden üzgün olduğunu söyleyebilir mi? Onun gitmesini istedi. Git buradan dedi. Haklısınız. Sonuçta o sadece arkadaşın olmak istiyordu Pocoyo. Hadi ama yavru kuş, Pocoyo öyle demek istemedi. Sadece bir süre yalnız kalmak istedi, o kadar. Bu da ne? Bir davetiye. Biri partiye gitmeni istiyor yavru kuş. Bu güzel bir özürdü Pocoyo. Ne dedin? Bunun şimdiye kadarki en harika özür olduğunu mu söyledin? Yaşasın Pocoyo ve yaşasın yavru kuş. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Uykucu kuşun sürprizi. Merhaba uykucu kuş. Özür dilerim. Uyumaya devam et uykucu kuş. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Eski dostun uykucu kuşu görmeye geldin değil mi? Ne yazık ki her zamanki gibi uyuyor. Ama bir dakika. Yoksa uyanıyor mu? Ama galiba başka bir durum var. Olacak şey değil. Az daha gidiyordu. Pocoyo. Sakın onu. Teşekkürler Pato. Top. Evet, onu topa benzetebilirsin. Ama şekli toptan biraz farklı. Anlaşıldı. Pocoyo'ya yardım edin. Onun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? O bir yumurta Pocoyo. Yumurta, yumurta, yumurta. İyi yaptın. Dikkat etmezsen yumurtalar kırılabilir Pocoyo.
O yumurtanın içinde dünyaya gelmek üzere olan şeyin ne olduğunu biliyor musun? Pato bunu biliyor. O yumurtanın içinde yavru bir kuş var Pocoyo. Yavru mu? Evet, yavru. Uykucu kuşun yumurta üstünde oturduğunu bilmiyordum. O yumurtanın annesi uykucu kuşun yanında, yani yuvasında olması gerek. Yok, olamaz. Hemen yakala Pocoyo. Uykucu kuş uyanacak olursa çok üzülür. Bak gidiyor. Yakala Pocoyo. Pato sen yakala. Öbür tarafa gidiyor. Çabuk olun, çabuk. Pato tam arkanda. Şu işe bakın. Aferin sana. Şimdi uykucu kuşa bir seslenelim bakalım. Uykucu kuş. Uykucu kuş. Uykucu kuş ne kadar derin uyuyor değil mi? Bu kuşu hiçbir şey uyandıramaz. Bu durumda galiba onu yukarı bizim çıkartmamız gerekecek. Ne yazık ki oraya yetişemiyoruz Pocoyo. Ancak daha uzun boylu biri belki bize yardım edebilir. Ama kim? Bize yardım edecek uzun boylu kişinin kim olduğunu siz söyleyin. Haklısınız. Aferin sana. Yumurtanın orada olması gerek. Sıcacık yuvasında. Aferin Poco. Yumurtaya bir şeyler oluyor. Yumurta, yumurta. Üzülme Poco'ya. Yakından bak. Bunu kaçırmanı istemem. Evet. Yavru bir uykucu kuş. Yoksa ufaklık o kadar da uykucu değil mi? Uykucu olsun olmasın, artık hepimizin yeni bir arkadaşı var. Onu sıkça göreceğiz. Tabii yakalayabilirsek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Köpek sevgisi. Bakın işte Pocoyo ve Lula. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Merhaba Lula. İkiniz çok iyi vakit geçiriyorsunuz değil mi? Lula. Dur. Top. Ne gördün orada? Oh.
Evet, bir oyuncak köpek. Peki, o köpeğin arkasında ne var? Köpeğin arkasında ne olduğunu Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Anahtar! Evet, haklısınız. Anahtar var. Kurmalı bir oyuncak olmalı. Evet Pocoyo, anahtarı çevirmek çok iyi bir fikir. Çevirmeye devam. Bu kadar. Şimdi köpeği yere bırak. Şuraya bakın. Üstelik havlıyor da. Çok güzel değil mi? Köpek. Galiba Lula oyun oynamak istiyor Pocoyo. Bence tekrar kurman gerek. Yaptığı çok güzel bir numara değil mi? Bak, Lula da bazı numaralar yapıyor Pocoyo. Lula, bu da çok güzel bir numara. Neyse, üzülme Lula. Pocoyo, galiba birinin canı fena halde sıkkın. Kimin üzgün olduğunu Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Lula üzgün, zavallı Lula. Bak, sen yeni oyuncağınla oynamaya daldın, o da kendini dışlanmış hissetti. Lula. Lula. Lula oyun. Böylesi çok daha iyi. Üzülme Lula. Pocoyo seni oyuncak köpeğini sevdiğinden çok daha fazla seviyor. Evet. Nasıl da neşeyle eğleniyorlar. Bazen çevrenizdeki köpeklere ve insanlara biraz ilgi göstermeniz gerekir. O zaman herkes neşelenir. Aferin sana Pocoyo. Aferin sana Lula. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tut Lula tut. Pocoyo ve Lula bugün deniz kenarına gidiyorlar.
Merhaba Poco'yu. Sana da merhaba Lula. Merhaba. Ne güzel. Sahilde bir gün geçirecekler. Bir piknik sepetleri var. Bir de plaj şemsiyeleri. Ve Poco'yu. Nereye gidiyorsun? Sahil o tarafta değil. Çok iyi bir fikir Poco'yu. Bir top. Yuvarlak, turuncu, küçük bir top. İyi ki yanında getirmişsin. Yuvarlak. Evet, yuvarlak. Bir daire gibi. Aferin Poco'yu. Eminim Lula, kumlarda top yakalamaca oynamaya bayılacak. Hadi, at bakalım. Poco'yu, sahil o tarafta değil. İşe bak. Demek buradasınız. Peki, top nerede? Topu görüyor musun Poco'yu? Bunlardan hangisi top? Bunlardan hangisi Poco'nun topu? Söyleyebilir misiniz çocuklar? Yuvarlak olan yuvarlak. Yuvarlak. Çok doğru Poco'yu. Senin topun yuvarlak. Hadi artık sahile gidelim. Arkadaşımız Pato çok eğleniyor galiba. Çok güzel Pato. Aman dikkat et. Neredeyse çarpıyordu değil mi Pato? Lula geliyor. Zavallı Pato. Ne kadar çok uğraşmıştı. Pato, galiba Poco'nun topu buralarda bir yerde kayboldu. Yardımcı olabilir misin? Yuvarlak. Evet, Pato doğru söylüyor. Etrafta görünen her şey yuvarlak. Senin topunun başka bir özelliği daha yok muydu Poco'yu? Poco'nun topu bunlardan hangisi söyleyebilir misiniz çocuklar? Turuncu olan turuncu top. Turuncu. Lola, topları gördü. Hayır olamaz, yine mi? Olanlar için üzgünüm Pato. Bakın eli ne kadar yetenekli. Dikkat et. Yo, olamaz. Merhaba Eli. Şimdi topunu bulmak biraz daha zorlaştı değil mi? Belki de Eli'ye nasıl bir top aradığını anlatmalısın. Yuvarlak, turuncu. Hayır, bu senin topun değil. Topun nasıl olduğunu söylemiştik. Yuvarlak, turuncu ve... Aranızda Poco'ya topunun hangisi olduğunu söyleyebilecek olan var mı? Küçük olan. Küçük.
Aferin. Evet. Topunu bulduğuna göre deniz kenarına gidebilir miyiz artık? Sahil! Yaşasın! Sonunda sahile gelebildik. Pokoya'ya kocaman bir aferin. Bu koşuşturmacadan sonra Pokoyo çok güzel bir gün geçirdi. Ve tabii onun sayesinde ben de. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Pokoyo'nun topu var. Şuraya bakın. Pato ve Pokoyo orada. Merhaba Pokoyo. Merhaba Pato. Merhaba. O ellerindeki nedir? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Bir top. Evet, bu bir top. Ve çok güzel bir top. Kıpkırmızı ve çok iyi zıplıyor. Bu yeni mi? Galiba yavru kuş da topu çok sevdi. Merhaba yavru kuş. Yeni bir top kadar güzel bir şey yoktur, değil mi? Evet, Pokoyo, Pato, galiba yavru kuş da sizinle oynamak istiyor. Zavallı yavru kuş. Pokoyo ve Pato onun top oynamak için çok küçük olduğunu düşünüyorlar. Yavru kuş. Olamaz. Şimdi ne yapacaksın Pokoyo? Nereye gitti acaba? Hı? Yavru kuşun nerede olduğunu Pato ve Pokoyo'ya söyleyebilir misiniz? Ağacın üstünde. Olmaz. Uçup gidiyor. Şimdi topunuzu nasıl geri alacaksınız? İyi düşündün Pokoyo. Uçak kuş.
Oh, Pocoyo. Yavru kuşun yeniden mutlu olması için Pocoyo ve Pato ne yapmalı? Onu da oynasınlar. Yaşasın! Gördünüz mü? Yeni bir toptan çok daha güzel şeyler var. Bir arkadaşı mutlu etmek en güzeli. Evet, artık üçünün de bir topu var. Aferin Pocoyo'ya. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Küçük Bulut. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Pocoyo bugün çok eğlenceli bir gün geçirecek. Arkadaşı Pato ile oynamaya gidiyor. Bu da ne böyle? Galiba bu bir gölge. Evet. Bu gölge galiba seni takip ediyor Pocoyo. Acaba bu neyin gölgesi? Bunun neyin gölgesi olduğunu Pocoyo'ya söyleyebilir misiniz? Bu bir bulut. Evet, bu küçük bir bulut. Acaba buraya nereden gelmiş? Bakın Pato. Belki o biliyordu. Ya gördün mü? Çok mu komikmiş Pato? Buluttan Pato da pek hoşlanmadı. Git buradan. Galiba küçük bulut ağlıyor. Bulut ağlıyor. Ne kadar garip. Bulutları tanımasam ben de öyle düşünürdüm. Ama evet,
Bulut'un kalbi kırılmış. Merak ediyorum. Bakalım şimdi ne yapacaksın Pocoyo? Bir fikrin mi var? Ne peki? Bulut. Bulut. Aa, evet anladım. Bulut'la konuşmak istiyorsun. Bu çok güzel bir fikir Pocoyo. Ama Bulut seni duyabiliyor mu acaba? Bağır. Çok iyi bir fikir Pocoyo. Eğer hep birlikte bağırırsanız belki küçük Bulut sizi duyabilir. Bulut! Bulut! Evet, işe yaradı. Bence küçük Bulut seni sevdi Pocoyo. Belki de... olabilir mi acaba? Evet. Bence bu küçük Bulut sadece bir arkadaş istiyor. Arkadaş. Pocoyo, Bulut. Arkadaş. Arkadaş. Galiba Bulut iki yeni arkadaşını gezdirmek istiyor. Seni de çağırıyor Pato. Ne kadar eğlenceli. Bakın Lula. İşte Eli de orada. Bak Eli, Pocoyo ve Pato'nun yeni bir arkadaşları oldu. Size her zaman söylüyorum. Yeni bir arkadaş edinirseniz gününüz çok daha güzel geçer. Aferin sana Pocoyo. Görüşmek üzere. Kaybol Lula. Merhaba Pato. Eli, merhaba. Pato'yu gördün mü? O sanki biraz... neyiniz var? Herkese neler oluyor böyle? Bir, iki... Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bunlar neyin peşinde koşuyor? Oyun. Oyun mu? Bu oyunu nasıl oynuyorsunuz? Aa, anladım. Saklambaç oynuyorsunuz. Ne eğlenceli. Peki, devam edin Pocoyo. Güzel bir saklanma yeri Pato. Eli çoktan oradaymış. 5, 6, 7. Çabuk, çabuk başka bir yer bul. Baksana Turtle. Saklanman gerektiğini anladın değil mi? Oh. 9, 10. Uykucu kuşun yuvası. Mükemmel bir saklanma yeri. On sekiz, on dokuz, yirmi. Geliyorum. Geliyor. Hazır mısınız? İşte tuttum. Onu buldun. Bir dahakine iyi şanslar Turtle. Ama Pocoyo, Lula oyun oynamıyordu. O saklanmıyordu. Görünüşe göre Lula bir şey buldu. Eli, Pocoyo
Yavru kuş sessiz olmanı istiyor Lula. Saklanmaya çalışıyor. Bu harika dedektifin karşısında hiç şansınız yok. Sen çok akıllı bir kızsın. Kız mı? Poco'yu bulur. Dinle Poco'yu, kabul etmelisin. Lula'dan bir sürü yardım aldın. Ellie bunu neden yaptığını öğrenmek istiyor Poco'yu. Lula'yı böyle uzaklaştırmak hiç hoş değil biliyorsun. Poco'yu buldum. Harika bir fikir. Lula'yı bul. Poco'nun Lula'yı bulmasını kolaylaştıracak bir şey görebiliyor musunuz? Ayak izleri, ayak izlerini izle. Evet, Lula bu tarafa gelmiş. Ama neye gitmiş olabilir? Uçak kuş. Elbette iyi fikir Poco'yu. Evet. Başka izler. Lula! Dur. Peki Lula nerede olabilir? Vay canına. Bu o top. Oo, bu gerçekten çok kötü. Zavallı Lula. Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Lula'nın nerede olduğunu sizler söyleyebilir misiniz? Yaşasın arkadaşları bulmak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kulağımdaki sesler. İşte Poco'yu, Ellie ve yavru kuş. Merhaba. Merhaba. Ellie bir kitap okuyor. Sen ne yapıyorsun Poco'yu? Yapacak bir şey bulamadın mı? Sıkılıyorum. Aa, öyle deme. Her zaman eğlenecek bir şey vardır. Oynayacak bir şey bulsana. Top oynamaya ne dersin? Oyna, 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 oyna. Vay. Sen ne dersin Eli? Top oynamak ister misin? O neydi? O sesi neyin çıkardığını Poco'ya söyler misiniz? Çöp kutusundaki top. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ne kadar ilginç bir ses çıkardı. Elinde ne var Poco'ya? Daha çok ses. Muhteşem. Harika. Onlarla el çırpalım mı? Merhaba Pato. Gel birlikte patırtı yapalım. Uyumaya mı çalışıyordun? Çok sessiz olacağız.
Ellie, Pocoyo. Sizin müziğiniz güzel ve neşeli. Ama Pato uyumaya çalışıyormuş. Özür dileriz Pato. Aa, bakın, bunlarla sessizce oynanır. Ellie, onu yapmasan. Olamaz. Dur. Çocuklar. Pato'nun neden uyuyamadığını arkadaşlarımıza söyler misiniz? Gürültüden. Çok gürültü yapıyorlar. Çok ses çıkartıyorlar. Bak, bir daha olmayacak Pato. Sessiz sakin duracağız. O ne öyle? Bir radyo, telefon, televizyon, çamaşır makinesi, çalar saat. Bunlarla ne yapacak? Olamaz. Pato'nun duyamayacağı kadar uzakta olabilirler. Olamaz. Dinle Pato. Galiba yine aynı şeyi yaptık. Zavallı Pato. Şimdi nasıl uykuya dalabilecek? Bu da ne? Ninni. Anladım. Demek Pato'yu müzik eşliğinde uyutmak istiyorsunuz. Birlikte üçe kadar sayalım. Bir, iki, üç. Pocoyo, Pocoyo! Pocoyo! Kusura bakma. Bu pek yatıştırıcı olmadı galiba. Ama onları suçlayamazsın Pato. Gerçekten denediler. Belki de sessiz oynamayı öğrenmek için yardım gerekiyor. Orkestra şefi mi oldun Pato? Muhteşem. Pato. Pato. Artık uyumak istemiyor musun? Hayır. Tamam. Yaşasın birlikte müzik çalmak. Yaşasın birlikte eğlenmek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.